1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 5004 lira, net 4253 lira olarak belirlendi. Peki asgari ücrete yapılan zam halkı memnun etti mi? İlki Haber Ajansı sokağın nabzını tuttu. Mamullerine, gıdaya, dayanıklı tüketim mamullerine gelen zamlarla kıyaslar isek biraz yetersiz kalıyor gibi. Ama işte umudumuz doların düşmesi. Dolardan dolayı artan fiyatların geriye çekilmesi ve halkın alım gücünün biraz daha yükselmesiyle 4250 liralık bir asgari ücret miktarının insanlara daha iyi geçim, daha iyi bir yaşam olabileceğini umut ediyoruz. Bana göre az. Aşırı derece az. Hani geçinemek böyle zor. Zaten durum hep böyle kötüye gidiyor. Ne bu asgari ücreti ne bu? 4250 kağıt zam. Altıya akaryakıta gene zam geldi. Yazık yani. Az bulundu ya, ne oldu ya millet ya? Köprü alamayız, su alamayız. Elektrik geldi, doğalgaz geldi, bilmem ne etti. 150 zam gibi bir zam yapıldı. Tabii fiyatların yükselmesi falan şey ama bence iyi bir rakam. Vergi kaldırılması iyi oldu çünkü vergiyle birlikte zaten düşüyordu. Verginin de düşürülmesi ve bunu düşünülmesi güzel oldu. Normal ya. Normal diyorum. Zam geldi. Ondan dolayı çıkış verdiler. Şimdi şu an Başpınar'da çoğu kişiye çıkış veriyorlar. Neden? Zam, askeri ücrete zam geldiği için. Evet, çıkarttılar abi. İkimize de çıkış verdiler. Sabahleyin gittik. Şu an çıkış verdiler. Otobüse bindik, geri geldik. Zamın bir anlamı kalmadı yani. Şu an işsizim ben. Ne yapacağımı da düşünüyorum yani. Bu her sene böyle oluyor. Zam olayında. Normal. Yani normal biliyorsun. He, normal. Neden? Ya baharla bakarsan bir şey değil de. Fena da değil. Yani bu pahalıya bakarsan bir şey değil. Vallahi bu zamlara karşı yetersiz. Zamlara karşı yetersiz yani. Günlük zam. Akşam yatık sabah zam yani. Vallahi 5000 üzeri olması gerekti askeri ücret. Ya yetersiz yeter. 4250 ne? Kuru ekmek parası ha. 4-5 kuru ekmek parasını bile geçinemeyiz yani. Bir gün gittik mecbur.